anladı zaten. Yani Doğu Ermenicesi ile Batı Ermenicesi'ndeki farkı tanımlarken Batı Ermenicesi'nin ağırlıklı olarak İstanbul'un merkezi bir şehir dili olduğunu ve onun ihtiyaçlarına ve onun olanaklarına göre şekillendiğini ama Doğu Ermenicesi'nin aslında belki biraz daha nasıl diyelim şehirleşmemiş bir toplumun Sovyet döneminde Sovyet rejimi altında devletleşirken ve şehirlileşirken ve de Sovyet müdahalesi altında biraz şekillendiğini söylemişti. Hani bu aradaki fark bilmiyorum sen daha doğru dediğin çok doğru. Bir şey soracaksın. Büyük şehirler evet bir sorumuz var. Şöyle arada kaçırdım galiba. Bu temsil heyetini yani oraya getiren kuran devlet miydi? Yok bu girişim yani AGOP evet, kendisi. Kendisi. Ya devletin istediği şey şu, onunla yaptığı bir anlaşma var. Diyor ki, ben senden Türkçe oyun oynamanı istiyorum. Ama zaten Gülü Labuk da Türkçe oyun oynamak istiyor. Çünkü para oradan geliyor. Bir de işte 5 tane semt belirlemişler. İşte Üsküdar, Kadıköy, Beyoğlu, bir iki tane daha var hatırlamıyorum şimdi. Ya bu 5 yerde düzenli olarak yani dolanarak oynamasını istiyorlar. Ama mesela şöyle bir yasak yok. Ermenice oynayamazsın diye bir yasak yok. O kendisi yine oynuyor. %30 Ermenice zaten ekip çift dilli olduğu için evet. Aynı oyunu Ermenice olarak da oynuyor. Mesela öyle oyunlar var. Yani şeyin Ermenice adını okuduğun zaman başka bir oyun zannediyorsun. Sonra işte Boz abi okuyor diyor ki bu aslında zaten bilmem ne yani. Aynı oyun. Bir de o devirdeki oyunlarda daha doğrusu seanslarda mı diyeyim? Yani tiyatroya gidiyorsunuz. İşte saat 9'da başlıyor. Hele ki Ramazan'da iftarda başlayan sahura kadar sürüyor. Hele oynanan oyunlar mesela Napolyon'un bilmem hangisi Waterloo Savaşı'ndan birinci bölüm. İşte Zoraki Tabib'in bilmem neresinden ikinci bölüm. İşte bazen sahneler oynuyor. Sahneler oynuyor. Onlardan biri Türkçe oynanıyor. Biri Ermenice oynanıyor. Farklı farklı şeyler. Yani adamlar oraya, insanlar oraya gittikleri zaman 5 saat falan hele ki daha sonraki yıllarda kantocuların da para getirdiğini fark edince kantocu da koymuş araya. Yani dolayısıyla oyun bir oyunun bir bölümü Türkçe oluyor, başka bir oyunun başka bir bölümü Ermenice oluyor. Peki bu temsil heyetinin daha dominant hali hani geldiği durumda onun tavrı ne oluyor? Kimin? AGOP'un. Fazla rahatsız olmuş. Onun aslında mesela dahiliyeti isteyen o. Yani onları çekip yani bizim anılardan okuduğumuz kadarıyla yani diyorlar ki işte biz tiyatronun fuayesinde otururken işte AGOP yanımıza geldi. Bize dedi ki işte burada sizin olmanızdan çok mutluluk duyuyorum. Neden şey yapmıyorsunuz hani tiyatro, bu fakir tiyatromuza falan öyle hani bayağı alttan olarak falan neden biraz destek vermiyorsunuz işte. Ama bu falan. Yani bu evet. Dahiliyeti okuruyor. Oyun istiyor. Oyun yazın diyor. Siz oyun yazın oynayalım. Namık Kemal sürgüne gidiyor, ismini silerek onun oyunlarını oynamaya devam ediyor. Çünkü oyun yok zaten. Yani Türkçe yazılmış oyun olmadığı için. Ve ne enteresan bir şey, mesela o Şarasa'nın da söylediği bir şeydir. Tabii ne olursa olsun enteresan bir şekilde Ermeni oyun yazını biraz daha Ermeni aydınlanma geleneğinin içinden geldiği için ve o tarihle bir büyük bir şey duyduğu için yani o tarihe büyük bir saygı ve milliyetçiliğin de etkisiyle çok farklı oyunlar yazılıyor. Böyle ağır bir dille ve biraz trajedi ağırlıklı oluyor. Kahramanlık. Mesela Ermeni kültürünün içinde de bazı insanlar çıkıp işte Turyan gibi, Beşiktaşlıyan gibi ya bu ağır ağdalı oyunlar hani insanlara hitap etmiyor. Biz daha işte gündelik hayatı da anlatan, oradaki problemleri de anlatan oyunlar yazalım falan. Fakat bu biraz güdük kalıyor aslında şeyde. Yani Ermeni oyun yazılı geleneğinde. Fakat şeyin sağladığı olanakla enteresan bir biçimde Müslüman aydınlar bu tür bir dil yakalamayı daha kolay başarıyorlar. Ya da işte biliriz yani o işte Namık Kemal'in oyunlarını, Şemsettin Sami'nin oyunlarını, Ahmet Mithat Efendi'nin oyunlarını. Yani farklı türlerde evet yani farklı türlerde bu alana biraz daha iyi girdiklerini düşünüyorlar. Yani o anlamda bunu mesela hemen tamam buradan demek ki bize gelecek bir şey var diye kolaylıkla sahnesini alıp bunu oynayabiliyor zaten. Daha ticari bakıyor. Yani. Daha ticari bakıyor. Devletin bu anlamda iç işlerine bir müdahalesi çok yok gibi görünüyor. Ama dediğim gibi yani sansür mekanizması ve o işte 5 semtte oynayacaksın, bilmem kaç tane oyun oynayacaksın. Yani bu zorunlulukları yerine getirdiğin sürece repertuar tabii
yani istediğin her şeyi de oynayamazsın ama repertuarda belli bir özgürlük var. Bir de çok kısa şunu da söyleyeyim ben. Bu şeyle ilgili, bu heyetle ilgili, o mu çağırıyor, onlar hallerinden hoşnutlar mı? Tabii bu konuyla ilgili okuduğumuz bütün kaynaklar hep Türkçe. Ve yani tırnak içinde Türklerin yazdığı kaynaklar bunlar. Ve hepsi dönüp dolaşıp bu Güllü Avuk meselesi olduğu zaman %99,9 ki bunun içinde Metin Ant hocamız da dahildir, muhakkak Müslüm gayrimüslimi sokuyor işin içine. Yani yok efendim en son saraydan çıkartılmış akaretler yokuşun üzerinde bir yerde oturuyormuş ve ömrünün son yıllarını namaz kılarak geçirmiş. Efendim Müslüman olmadan önce zaten Müslümanlığa o kadar yakınmış ki işte Ahmet Necip'ten namaz kılmasını öğrenmiş, sonra Müslüman olmaya karar vermiş. Dolayısıyla Güllü Agop ve Güllü Agop devresi bu tip milliyetçi bir gözlükle izlendiği zaman, takip edildiği zaman Güllü Agop'un bu insanları büyük bir zevkle çağırdığını ve bundan çok hoşnut olduğunu yazıyor. Türkçe oyun oynamak için onları çağırdı, Türkçe oyun yaptılar. Ermeni tek tük yazarın Ermenistan'da yayınlanmış, mesela Karnik Stepanyan diye bir adam var. Onun yazdığı Güllü Agop'la ilgili veya Agop Vartovyan'ın devresiyle ilgili yazdığı bayağı 3 ciltlik aşağı yukarı 1000 küsür sayfalık bir şeysi var. Kitabı var. Çevirmeyi bekleyen. Çevirmeyi bekleyen, ille ki çevir falan diyorlar. Ben kafayı yerim herhalde. 1500 sayfa filan çünkü. Ve de Doğu Ermencesiyle yazılmış. Her neyse. Orada mesela Güllü Agop'u ne yapsın, başka çaresi yoktu, yoksa hayatı tehlikedeydi veya tiyatroyu devam ettirebilmesi mümkün değildi. Ah ah ki bilir neler çekti bunları yapmak için filtresinden geçirerek Güllü Agop'u anlatır. Ve o devreyi anlatır. Yani mecburdu çünkü öyle büyük bir baskı vardı ki üzerinde bu insanları çağırmak zorundaydı. Böyle bir ekip kurmak zorundaydı der. Şarasan, Sarkis Tütüncüyen kısaca geçer. O adam yaramaz adam der, geçer. O da o tarafın milliyetçisi. Onun için Güllü Agop ve Güllü Agop devresiyle ilgili bütün teatral verileri yazanlar hep bu gözlükle baktıkları için biz de Fırat da ben de kendi yorumlarımızı koyarak kendi filtremizden geçirip söylüyoruz. Yani bence Güllü Agop Türkiye tiyatrosuna ki ve Türk tiyatrosu diye bir şey de bir şey de kabul etmiyorum. Mesela Fransız tiyatrosu yoktur. Benim fikrim. İngiliz tiyatrosu yoktur. İngiltere tiyatrosu var. Fransa tiyatrosu var. Türkiye tiyatrosu var. Eğer Türk tiyatrosu varsa Türk sahnesinde Türk olmayanların oynamaması gerekir. Madem ki oynuyor, Türkiye tiyatrosu. Dolayısıyla Türkiye tiyatrosunun mihenk taşlarından biri Güllü Agop Efendi'dir. Agop Vartovyan'dır. Milliyeti kimseyi ilgilendirmiyor. Önemli olan Güllü Agop'un Agop'a şu anda verilen değerin ölçüsü ve Güllü Agop'un hak ettiği değerin ölçüsü. Bunu yorumlayıp karşılıklı koymamız lazım. Ondan sonra Güllü Agop konuşalım. Yok namaz kılarken ölmüşmüş. Yok daha önceden şunu yapmış. Efendim şeyle en son Müslüman kadınla evlendiği zaman kendisi 50 yaşındaymış. Kadıncağız 18 yaşındaymış ayrıca da. Evlendiği zaman ilk karısından olan kızı Verjin'in hatıralarına göre ki 5 tane çocuğu olmuş ilk Ermeni karısından. 4'ü çiçek hastalığından ölmüş. Biri sağ kalmış. O Verjin'in anılarından öğrendiğimize göre Müslüman kadınla kilisede evlenmiş. Hayriye'ydi galiba adı. Kilisede evlenmiş. İki nikah yapıyor. Evet. Bir şey var. Ama daha sonra kilisede evlenmiş,
kilisede evlendiğine göre demek ki bu kadın o zaman Hristiyanlığı kabul etti. Ama ondan sonra bir Paskalya'da komünyon almaya gittiğinde papaz bunu kovmuş. Böyle çelişkili bir şey. Çok fazla, gerçi ben de takık durumdayım ama çok fazla takılmamak gerekir Güllar bu yönüne. Ama maalesef Mesut onu bilmiyor oraya. Bir tane ilave edecek şey var. İlave değil de ekleme olarak biri, yani Fransa'da hiç çekinmeden Fransızlar, Fransız mutfağının İtalyan bir anadan doğduğunu rahatlıkla savunurlar. Çünkü geleneksel tamam mutfak vardır ama bir de saray mutfağı vardır. Ve bugünkü Fransız mutfağını bu hale getiren de Medici ailesi, Katerina Medici'sin zamanında olmuştur. Yani aynı şeyi de biz Türk tiyatrosu için aynı şey söylemek durumundayız. Yani Ermeni tiyatrosu olmasa, yani Türk tiyatrosu Ermeni bir anadan doğmuştur diyebiliriz. Hani hiçbir bir fark yok. İkinci şeyin yanı sıra bir de şey var. Güldürü oyunları, operetler, opera kısmında da imtiyazlı olan çok harcayan sanırım. Bir de onlarda oyuncu kaçmaları falan aralarında da oluyor. Mesela o kişi de yani bir sürü operası var, bir sürü opereti var, sayısız besteleri var. Çünkü yani Osmanlı içinde marşlar var. Sadece bizde yani toplumsal hafızada ne bileyim hor hor da onu biz hatırlıyoruz. Evet, İstiklal yani. Marşı'nın bestecisi kimdi? Manas. Edgar Manas. Edgar Manas. Biz de biliyoruz. Burada Mehmet Akif diyor bu oyuncu söyleyecek. Bu beste. O ismi bir söyler Edgar Manas. Edgar Manas esasında benim bildiğim de biraz İstiklal Marşı valsidir, değil mi? Ben dinledim çünkü vals olarak daha önce. Sonradan İstiklal Marşı. Bu eski Ermeni... Okulda yedin. Bir şey söyleyeceğim. Müsaade ederseniz çok özür dilerim. Şimdi sohbet çok güzel gidiyor. Bir böyle 5-10 dakika sigara arası verip sonra mı devam edelim? Yoksa böyle mi devam edelim? Size söylüyorum. Yani. Ara verin. Sigara can. Tamam. Ara vermek lazım. Bir 15 dakika sigara molası. Kusura bakmayın. Kusura bakma. Rica ederim. Ara veremez. Şeyi sormak istiyorum. Eski tiyatro bir yok yani. Yazılı olarak örnekleri çok ayıp, çok az. Onu kapatıyorum ki. Tiyatro metinlerini en yazmasın.